Benim başlatmak istediğim yeni, dediğim gibi Hızır'ın yerine Alparslan'ı oturtarak ona şu emri vermek. Cemal'in yaptıklarından dolayı Çakır Beyli ailesi kin gütmeyecek. Kan davası gütmeyecek. Ve bu dava burada sona erecek. Eğer kan davası gütmeye devam ederlerse Çakır Beyli ailesi yok edilecek. Kemal. Çakır Beyli ailesinin bugüne kadar yaptıklarından dolayı kan davası gütmeye devam ederse aynı şey onun için de geçerli olacak. Cemal, bize ailen adına söz ver bakalım. Bana söz ver diyorsunuz da Ünal Bey. Korkak Hızır'ın yerine 25 yaşında ağzı süt kokan bir bebeği oturtmuşsunuz. Ailesi adına söz verecekmiş. Bu çocuğun kendisi ne ki sözünü ola ben karşısında söz edeyim? Benim yaşımın pek bir önemi yok. Bana söyleyeceğiniz her şey amcama söylediğiniz şeylerdir. Benim vereceğim sözler de amcamın sözleri olacaktır. Hangisinin ki? Komaya soktuğum İlyas amcanın mı? Yoksa metresinin koynuna saklanan Hızır amcanın? Kemal! Tamam Ünal Bey. Madem bu süt kuzusuna söylenenler Hızır'a söylenmiş sayılıyor. O halde Hızır Çakırbeyli şunu iyi bilsin ki ben onu, komadaki kardeşini, oğlunu, metresinden doğacak çocuk erkekse onu ve hatta şu karşımda duran yeğenini teker teker öldüreceğim. Kim kimi öldürdü? Sonra beraber gideriz. Kaydılar Alparslan'ı. Mahmut. O silah sesi neydi Mahmut? Bilmiyorum abi. İndir o silahı. İndir o silahı dedim. Alparslan. İndir o silahı dedim. Alparslan Cemal'i vurmuş. Koy o silahı yerine dedim. Cemal'den başka amcama ya da aileme herhangi bir şey söylemek isteyen var mı? Allah'ına kurban olurum lan seni.
Bu silahta masadaki herkesi öldürmeye yetecek kadar kurşun var. Benim ya da ailemdeki herhangi bir ferdin ölümüne el kaldıracaksanız o elleri şimdi görmek isterim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yapmam gerekeni yaptım. Bu masaya silahla oturamazsın. Bu masadaki hiç kimseyi öldüremez. Ben öyle duymadım. Bu masada ilk ölen Cemal değil, Ünal Bey. Bu masada öldürülecek biri varsa ona ancak ben karar veririm. Size fikrinizi sormadım. Ailem bir hakarete maruz kaldı. Sizin sesiniz çıkmadı. Birinin ses çıkarması gerekiyordu. O ses de benden çıktı. Bunu yapmanı sana Hızır mı söyledi? Biz ailecek, şerefimiz söz konusu olduğu zaman sizin gibi ne yapacağımızı yanımızdakine sormuyoruz Özer Bey. Bu masada biz de bir aileyiz. Senin az önce yaptığın hareket ve üstüne ettiğin laflar bu ailenin şerefine ve geleneklerine hakaret. Yani kendi savunmana göre ölümü hak ediyorsun. Alparslan'ın yaptığını hoş karşılamamakla birlikte Cemal'in bizi alenen tehdit etmesine ve Çakırbeyli ailesine hakaret etmesine sizden daha erken bir tepki beklerdim Ünal Bey. O adam geçen toplantıda da bu masadakileri tehdit etti. Size saygısızlık yaptı. Sessiz kaldınız Ünal Bey. Bunun üstüne bütün İstanbul kana bulandı. Kan da döndü dolaştı. Bu masaya sıçradı. Ünal Bey, uzun zamandır birliğimizi sağlamak yerine bizi birbirimize düşürüyorsunuz. Bunu bazen fiilen, bazen de sessiz kalarak yapıyorsunuz. Kendi kurduğunuz masayı dağıtıyorsunuz. Şimdi ne olacak? Cemal'in ailesi yarın masaya oturup Alparslan'a mı sıkacak? Bu kan davasının bitmesi için müsaade ederseniz Cemal'in veliahtını da öldürelim. Bu konu burada kapansın. Hepinizi dinledim. Hızır'ın yerine Alparslan'ı koyarak Cemal'in içindeki bütün kini kusmasını istedim.
Ardından ona gereken cevabı verip bu kanın akmasını engellemek istedim. Yeni eskiyi siler. Ama plansız gelişen olaylar da planları bozar. Madem benden daha sert bir yönetim göstermemi istiyorsunuz, bu isteğinizi yerine getireceğim. Sen benden izinsiz bir karar verdin. Bunun yaptırımı çok ağır olacak. Bütün ailen adına bunu sen mi yoksa amcan mı planladı öğrendikten sonra hakkınızda bir karar vereceğim. Toplantı bitmiştir. Ünal Bey, yeni eskiyi siler dediniz ama bu pisliği hiçbir şey silmez. Ben artık sizin masanızda oturmam. Toplantı bitmiştir dedim. Sen kal. Ya yeğenim, gündüz bir plan yaptık. Yok mutfaktan gireceğiz, yok arka kapıdan gireceğiz, yok sen önden gireceksin bilmem ne. Ne oldu da bu plan değişti? Enişte bu işi saklanarak yapmayacağız ki. Façalı denen herif yarın cenazeye gelmek zorunda kalsın. Güvenlik değildin, tedbir değildin. Abi Faruk şu anda mekanın güvenlik odasında. Alparslan, konuşacak mıyız, gidip vuracak mıyız? Haber bekliyorum abi. Neyin haberini? Delirtme işte, onu soruyorum. Dış kapıda iki kişi façalının adamı. İçeri girdikten sonra vestiyerde bir adamı var. Sağ arka köşedeki lojada oturuyor. Önündeki lojada üç adamı var. Madem herkesin yeri böyle, oturun siz burada. Ben sıkıp geleyim. Gidiyoruz abi. Çök, 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 çök. Adım Alparslan Çakırbeyli. Façalı Haşmet'e söyle. İlyas Çakırbeyli'nin intikamı. Tüm façalılar ölene kadar devam edecek.
geldin kuzen. Üzerinde başka yok. Değil mi kuzen? Arayacak mısın? Yok dersen aramayacağım. Yok. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Madem cemaat toplandı, ben diyeceğimi diyeyim. Bu alemde yalancının mumu yatsıya kalmaz. Belli ki içimizde yalan söyleyen biri ya da birileri var. Öyle de biz buraya niye toplandık? Kim için? De ki anlayalım. Nasıl bilirdiniz sorusuna ne diyeceğimizi bile bilelim. Eyvallah. Bildiğiniz gibi ailemizin başına gelen büyük felaketin faillerinin peşindeyiz. Aile olarak bu konuyla ilgili herkesten fikir istedik, herkesin görüşüne başvurduk. Ki bir bildiği, duyduğu herhangi bir şey olan varsa anlatsın diye. Ama maalesef dün gece yeni bir şey öğrendik. Öyle değil mi Alparslan? Evet. Hepiniz yaşadığım kötü süreci biliyorsunuz. Muhakkak ki bu masada oturan herkes sevdiği birini kaybetmiştir. Yasını tutmuştur. İntikamını almıştır. Ben de bana yapılan bu kumpasın İki aydır ardını arkasını araştırıyorum. Dün gece uzun zamandır peşinde olduğum birine ulaştım. Onu öldürmeden önce bana bu masada oturan birinin ismini verdi. Dediğin gibi acı çektik, yas tuttuk, intikam da aldık. Ama herhangi birinin verdiği bir isimle dostlarımızı, yakınlarımızı itham etmedim. Bilirsin aynı durumdan ben de muzdarip oldum. Ama aramızda yaraladığın kimse yok ki senin için birileri böyle bir şey düşünsün. Açıkçası ölmek üzere olan iki paralık bir tetikçinin verdiği isim benim için bir şey ifade etmiş. Yani darılmaca, gücenmece olmaz. Tamam da Tufan. Alparslan da sırf birinden bir şey duydu diye kalkıp başka birini itham edecek bir adam değil. İhanetin belgesi mi olur tipi? Olur Rafet. Bazı yüzler belge gibidir. Sıfatına bakınca anlarsın. Neyse. İhanetin belgesi olmasa da abim bu konuyu araştırmak üzere Cihan Bey'i görevlendirdi. Evet Cihan, seni dinliyoruz. Belli ki bu konu hakkında bir şeye ulaşmışsın ki hepimiz burada toplandık. Şöyle ifade edeyim. Hızır Reis ve Alparslan'ın
Dahlan'ın ekibini bitirmesi üstüne, Çakır Beyli ailesine ve Alparslan'a dair bir suikast emri verilmiş. Bu emir sokaklardan birilerine taşere edilmiş. Alparslan'ın iki aydır öldürdüğü ekip bu tetikçiler. Burada söz konusu olan, onlarla teması olan aile Celal Ağa'nın ailesi. Kim diyormuş bunu ya? Haşmet. Kimin ne dediğinin önemi yok. Celal burada. Bir cevap verecektir illaki. Sen neden lafa atlıyorsun? Atlıyor. Çünkü olacak iş var, olmayacak iş var İdris Reis. Bizim 20 yıldır tanıdığımız bir aileden bahsediyorsunuz. Konuşsana Celal. Evet Celal Bey, seni dinliyoruz. Benim aile olarak ne bu masaya, ne de bu masanın haricindeki eşime, dostuma, yakınıma ihanetim söz konusu bile olamaz. Ama aldığınız duyum doğrudur. Nasıl doğrudur? Bu taşere edilen işe bilgileri de olmasa benim adamlarım bir şekilde bulaştırılmış. Kim tarafından bulaştırılmış Celal? Yaman Korkmaz. Senin o itle nasıl bir işin olur Celal? Biz de ona birkaç iş taşere etmiştik zamanında adımız geçmesin diye. İşin sorması ayıp. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bu Yaman Korkmaz'ın adamları ile senin nasıl bir işin olabilir? Ya şimdi bunun ne önemi var Doğan? Ne demek ne önemi olabilir? Bu herif her tür melanetin içinde olan, bak buradaki herhangi bir arkadaşımızın yanına bile oturmak istemeyeceği bir mikrop. Hatta mikrobun yuvası. Neyse ne. İş yaptığım adamları size soracak değilim. Bizi sıktırıyorsan soracaksın. Dedim ya. Bu konu iznim dahilinde değildi. Kimin izni ya da bilgisi dahilindeydi? Mesela oğlun Yavuz bilgisi dahilinde izin vermiş olabilir mi? Oğlumun haberi yok. Ya Celal Ağa, bu Yavuz belki de bilip bilmeden Korkmazlara bulaşmış olmasın? Dedim ya. Yavuz'un hiçbir ilgisi yok. Hızır. Şimdi bu konu hakkında aceleyle yanlış bir karar vermeyelim. Sonuçta Celal benim kefaletimle masada oturuyor. Eğer bir yanlış yapmışsa
masa adına gerekeni yapmak bana düşer. Eğer biri masaya ihanet etmişse arkasında olmak istemezsin. Haşmet. Belli ki aramıza bir hain oturtmuşsun. Bunun için bizim sana bir vefa borcumuz yok. Tam tersi senin bize bir özür borcun var. Ya haklısın Tipa. Ya abimin söylemek istediği konuyu etraflıca öğrenmek için kısa bir mühlet. Madem Haşmet olayı araştırıp bir sonuca varmak istiyor, benim için uygundur. Eyvallah Özdeş. Benim için uygun değil. Babanı öldürdüm. Gidip yerine oturabilirsin. Ulan Seko. Senin duyduğun gibi Yaman Hızır'ın masasındaki herkesi öldürürse dermanı geçer. Benim gözümde bir numara olur. Sen gözünde kimseyi bir numara yapmazsın Hamdi Baba. Aferin lan. Bak babanı tanımışsın. Sor niye? Kimse şımarmasın diye mi Hamdi Baba? Öyle. Şımaran adam kılıktan kılığa giremez, kalıptan kalıba giremez. Gurur yapar, kibir yapar. Kibirli adamı ben ne yaparım? Ezerim. Rıfkı abi sen misin?
Neydi o silah sesi Seko? Millete söyle herkes çıksın. Çatışsın. Gebersinler. Sen sakın dışarıdakilere kendini gösterme. Yanıma gel. Tamamdır Hamdi baba. Haydi. Hamdi baba, ne yapıyorsun? Silahını milahını at, gözükmeyecek bir yerde. Korkmuş gibi gel, arkama sil. Sesini çıkartma. Sen hasta bakıcısın, hadi. Yapmayın. Ben hasta bakıcı. Yaman Korkmaz'ı arıyoruz. Nerede? Burada değiller. Gittiler. Reis'im bu Yaman'ın babası. Sana bahsettiğim bunak. Belli ki yanına aldırmış şerefsiz. Yaman. Oğlum. Derman, oğlum sen misin? Rıfkı, sana bir söz verdim. Beni Yaman'a götür, seni öldürmeyeyim dedim. Yaman nerede? Bilmiyorum. Ben çıkarken buradalardı. Babasını niye bırakıp gidiyorum şerefsiz? Hasta babası. Bekleriz. Gelene kadar bekleriz. Ali aramış 5 kere. Arıyorum. Efendim Hızır Ali. Alparslan. Yaman Korkmaz mekanı bastı. Hangi mekanı? Masayı bastı.
Herkes içeride. Muhtemelen şu an babamların kafasında silah var. Burada benden başka kimse yok. Herkesi etkisiz hale getirdiler. Tamam, sen orada kal. Tekin seni arayacak. Kuzen, telefonu kapatma. Ben ne yapacağım onu söyle. Kubilay, Rıfkı'nın telefonu sende mi? Bende baba. Durun çocuklar, sıkmayın. Bu önemli bir telefon. Alp Aslan'ın öldüğünü duysunlar, sonra sıkıl. Ne yaptınız Rıfkı? Alp Aslan öldü mü? Ölmedim Yama. Bir dahaki sefere Alp Aslan'cığım. Şimdi meşgulüm. Ben seni daha sonra ararım. Bu Alp Aslan ticaretten hiç anlamıyor. İyi ki masadan atmışsınız. Aklınca Rıfkı ile bana ulaşacak. Rıfkı kim? Rıfkı geberdi. Ben oturmuşum kelle paça salonuna. O oturmuş kıtır ekmek diyor. Bak, görüntülü arıyor. Hadi son kez sizi bir görsün. Çocuk ölmeden amcalarını görsün. Öyle değil mi? Hadi bakalım. Son kez amcalarını bir gör. İyi. O zaman sen de son bir kez babanı gör. Şimdi ya dediklerimi yaparsın ya da burada öldürdüğüm bütün adamların gibi babanı öldürür. Sonra da gelir seni öldürür. Bir tercih yap. 30 saniyen var. Madem bu söylediklerini yaptın, mekanımdasın. Nereden inanayım buradan ayrıldıktan sonra öldürmeyeceğine? Senin oradan çıktığını bana haber verecek biri var. Ben de buradan çıkınca Rıfkı haber verir. Anlaştık mı? Aslında babam yaşlı. Hasta bir adam. Ölse ona da bir kurtuluş, bana da bir kurtuluş. Ama babasını ölüme terk etti diye arkamdan konuşmuşsunuz. Ayıp etmişsiniz. Şimdi ben sizin arkanızdan konuşacağım. Bu kadar kelle bir Alp Aslan etmedi diye. Anlaştık. Haydi çıkıyoruz. Yaman. Ben senin yerinde olsam
Oradakileri öldürmeden gitmem. Gel sen babandan vazgeç. Biz de canımızdan. Hı? Bir dahaki sefere reis. Bir dahaki sefere. Sen bir şey yapmayacaksın. Kuzenim bir anlaşma yaptı. Onlar oradan ayrılınca haber ver. Telefonda bekliyorum kardeş. Adam kaç yıldır bu halde? Ben 6 aydır bakıyorum. Ama uzun zamandır bu halde diyorlar. Çıkıyorlarmış baba. Biz de çıkıyoruz. Oğlunu öldüreceğim. Aslında seni de öldüreceğim. Ama bugün değil. Benim itlere söyle bir daha buraya gelmesinler. Ama hangi cehenneme gittiklerini Seko'ya söylesinler. Ezeceğim onları. Peki baba. Aferin lan it. İyi sattın babanı. Böyle durumlarda babanı bile satacaksın. Bak Yaman'a satamadı babasını. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Bırakacaktın. İçeri girecektik ya da ölecektik. Ama bu şerefsizleri de gebertecektik. Ya 3 tane şerefsizi öldürürken suçüstü olup bu kadar adamı 25 yıl yatıracak mısın? Benle Haşmet üstlenirdik. Dadaş, zaten bunun yatacak yeri yok. Şimdi abi müdahale etmiş gibi olmak istemem ama bence siz gidin. Bu şerefsizler illaki bu karakoldan çıkacaklar. Ya hastaneye çıkacaklar ya adliyeye çıkacaklar. Ama illaki buradan çıkacaklar. Gerisini biz hallederiz yani. Bence de İlyas. Ben en yakın hangi hastaneye götürdüklerini öğreneyim. Hakan'la İsa'yı alayım. Orada organize olalım. İş adliyeye kalmasın. Bence de dayı. Ben buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. O şerefsizin kafasına sıkmadan buradan ayrılmam. Gerekirse 40 sene yatacağım. Ama o iti gebertikten sonra. Bravo, kardeş.
Bu gelen Alparslan değil mi? Ne iş var lan bunun burada? Hanginiz haber verdi bizim burada olduğumuzu? Ne yapacak reis? Karakolu mu basacak? Umarım basmaz. Alparslan Çakır Beyli amirimizle görüşecek. Konu nedir? Amir sen misin? Değilim ama amirimiz müsait değil. Şimdi burada bu kadar adamın olay çıkarması. Yakışmaz değil mi? Konunun ne olduğunu söylerseniz içeri iletiriz. Tabii. Bu gece yaptığınız operasyonla ilgili bilgi vermeye geldik. Amirim, bu adamın benimle şahsi husumeti var. Depomuzu basanlar da bunlar. Yavuz sen otur, ben hemen geliyorum. Bir yüz taraması yapacağız, sonra arkadaşı içeri alabiliriz. Arkadaş değil yalnız. Alparslan Çakır Beyli. Biz de beraberiz. Tamam ama sadece üçünüz. Baba telefonuna bakmıyor. İçeride öldürecek. Kimi öldürüyor abi emniyetin içinde? Ya kendini öldürecek ya da Yaman'ı. Nereye Hızır? Kimse gelmesin. Buyurun Alparslan Bey. Önemli demişsiniz. Önemli. Yaman Korkmaz ve adamları ekipleriniz tarafından alınmış. Eysi, onları almaya geldik. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok amirim. Siz o pislikleri bize teslim edin. Biz de çok fazla vaktinizi almayalım. Çıkalım gidelim. Ben anlamadım. Sen istihbarattan mısın? Savcı mısın? Sen kimsin buradan böyle gelip adam alıp gidiyorsun? Sorumlu bir vatandaş diyelim. Daha çok sorumlu bir vatandaş gibi duruyorsun. Bence bir an önce burayı terk et. İstediğimi alınca gideceğim. Çocuklar atın bunları kapının önüne. O sahip çıktın itler karımı öldürdü. Vereceksin onları bana. Sen kimsin lan bana hesap soracaksın? İndirin bunları aşağıya. O arkadaşların yanına koyun. Kendi aralarında konuşsunlar. Alparslan! Bir karakol basmadığı kalmıştı. Eşkıya mısın lan sen? Sizin yeğeninizle muhatap oldum.
Ama hiç kusura bakmayın. Burası devlete meydan okunabilecek bir yer değil. Haklısınız. Ne söyleseniz haklısınız. Ne yapsanız da haklısınız. Müsaade edin. İki çift laf da ben edeyim. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapın. Reis. Kes lan sesini! Çocuklar, ben rüya mı görüyorum yoksa aslan bizim kafese mi giriyor? Çocuklar, ben size demedim mi? Bu gece illaki bir Çakır Bey'le öldüreceğim dedim. Kime niyet, kime kısmet. Ha bir de kendi ayağıyla gelmiş. Kendi ayağımla geldim. Ama seni öldürmeye geldim. Geçen sefer Alparslan'ı buraya aramadan getirdi adamların.
Elinde bıçak vardı. Ararlar, ararlar. Hem müdürün yanına giderken ne bıçağıymış. İyi. Buradan sonrasında yalnızsın. Kameralar kapalı. Geber şu köpeği. Sende bıçak var. Onda yok. Eşit şartlara söz vermiştim. Elimden gelen bu. Ulan Spor. Sen de mi sattın beni? Bir kere de bir işi kendin yap da kim adam, kim Spor görelim derman. Şunu ezeyim. Sıra size de gelecek. Ulan köpek! Ben sana ne dedim? İnliğe inliğe gebereceksin demedim mi? Burası cezaevi. Benim cezaevim. Burada ben kime yol verirsem o yaşar. Bazıları yağma peşindedir. Bazıları dava. Senin gibiler hayat satın alır. Benim gibiler hayat alır.